Kahvemi de yaptım. Köpüğük bile kaçtı. Sakın ha. Ay şöyle oturacağım. Allah. Günaydın, günaydın bir tanelerim. Güzel bir Adana sabahından hepinize selamlar, sevgiler gönderiyorum. Şşt. Yani şu kahvemi içene kadar buz gibi olmazsa ben de bir şey bilmiyorum. Şöyle yanıma koyayım. Nasılsınız can ailem, güzel ailem, ay benim bir tanelerim. Sabah buz gibi, gece haşlama olduk. Bir şey var böyle yazmışlar. Adana'da gündüz kızartma, akşam haşlama, gece pelte. Pelte olunuyor. Gece ben eve çıkacağım 1'e doğru falan saat. Nuran devamlı her dakika başı bir bak hele derece ne oldu, derece ne oldu. Dedim ki 34, şu saatte 34. Gece 1'e doğru. Bir daha yenile dedi, düşmüştür dedi. Bir yeniledim. 36'ya çıktı gece yarısı. Lütfen kamerama gelmeyin. Allah rızası için Tommy'ciğim. Ama böyle olmuyor ki ya. Ay. Hiçbir şey yaptırmıyorsunuz. Hiçbir şey. Sabah kalktım erkenden, saate bakacağım. 5:30 gibi. 5 gibi de olabilir. Çünkü görüyorsunuz, çünkü bayağı oldu buraları bir yıkadım. Damı suladım. Çiçeklerim. Çiçeklerim yanmış o gün. Kurabiye yapmıştık. Yeğenim bana, oraya gittik. Kurabiye yapmıştı bana. Nuran çok seviyor diye 2 tepsi. O gün işte. Nuran da pazara gitmiş pazar diye. Pazar günüydü ya. Bayılmış zaten gelmiş. Dedim neden sulamadın? Neden vakit mi bulabildin dedi. Hani çıkacaktım. Ben de erken geldim zaten. Öğleden sonra hemen dedim gideyim çiçeklerime bakayım. Hepsi yerlerde. Çiçek, bitki diye bir şey kalmamış. En çok da bamyalar. Böğürülce'den çok bamyalar etkilenmiş. Her neyse akşamki meseleye geliyorduk. Ama ben onları günde 3 kere suluyorum. Canlandırdım. O kadar yaprağı yanmış. Hep aldım o yanık yaprakları makasla. Yani bir sabah şeyi yaptırmıyorsunuz çocuğum. Korkudan onların boğuşmasını arkadan. Yeni görenler, duyanlar buyurun çıkın çıkın gelip bir tanelerim. Abone olursanız çok mutlu olurum. Adana'nın 50 derece sıcaklığında bana çok iyi geliyorsunuz. Güneşte ölçüyorlar 80, ona göre. Yani dayandık dayandık da dünküne dayanamadık Allah'ım. Allah'ım. Bilmiyorum ya, deney gibi bir şey kurban olduğumun Allah'ımın deneyi herhalde bize bu da. İnsan dayanmaz, hayvanlar heder oldu, kurban olurum. Ne yemek istiyorlar, ne aç istiyorlar. Yerlerde, onun için erkenden kalkıyorum buraları suluyorum, iyice keyif yapma saatleri. Bu saat. Kahveler alındı mı? Çay, kahve ne var elde? Şşt, yavru kuşlar. Nuran dedi ki, işte 34'te düşmüştür dedi. Saat 1'e geliyor. Anam bir yeniledim ki 36 ya, saat 1'i geçiyor. Ne yaptı bilmiyorum vallahi. İçeride yatanlara üzülüyorum. Ben dama açık. Ha, yandık tabii. Kaçıncı şeyden sonra gece 12. Su içinde çıktım. Üstümü değiştim falan işte dama çıktım. Buradan yazdım Nuran'a. Nuran dedim. Bütün vücudum kurumaya başladı dedim. Derece 10 derece 20 derece evlerin içi pişmiş. Dedi ki bari siz serin yatın. Hadi biz serin yatmıyoruz. Ona rahat etsin beynim dedi.
Aydam olmasa, bak şimdi onların evinde durulmuyor ama bizim evde hiç durulmuyor. Üst katı bilirsiniz. Yani güneşin altında otursam o kadar. Oğlum kahve içecek misin? Gel. Gel, gel kurabiye vereceğim oğluma. Tuamin'in de hiç bize pas verdiği yok. Şu kurabiyeyi yeğenim geçen de yapmıştı. O kadar hoşuma gitti, o kadar hoşuma gitti. Tarifini oraya koyduk. Müthiş bir şey ya. Keşke sesi gelse. Geliyor mu acaba? Kamer şeyi yanıma alsam. Ha. Bu da bu cevizli kurabiye ceviz üstünde ama bolca. Dedim en ünlü pastane var Adana'da. Dedim ki o rahat etmiş dedim. Yeğenime. Bu cevizli kurabiye. Bu da elmalı. Ama bu tercihen cevizliyi çok beğeniyorum. Kahve yaz şekerli içerim. Ama kurabiyeler şekerli diye kahvemi şekersiz yaptım. İnsan su almaz mı diyeceksiniz. Ben de böyle arada su içmezsem kötüleniyorum. Dün var ya su yarışı yaptık neredeyse şişe şişe. İşte damlarım yanmıştı canlarım bir tanelerim. Suladım ettim ayıktırdım. Çok etkileniyorum bu saatlerde. Genellikle gözümü kapatıyorum böyle kuş. Bakın hiç ses var mı? Sadece uğulduyor. Ekmeğimiz bitti. Bir ekmek yapmak istiyorum. Yanıyor ortalık. Ablam bir ara dedi ki geleceğim. Bir haftadır gelemiyor çünkü 40-43 derece. Ama ben hava durumuna baktım. 15 gün daha 45-46 gözüküyor. 45-46. Gölgede. İşin garibi. Gölgede ölçülen. Buz gibi yerde. Bizim evlerin içi güneşten daha fena. Neyse Rabbim, ama bütün şehirden yazanlar, İzmir'den, İstanbul'dan, yani Zonguldak'tan veya işte Manisa'dan, Mersin yanıyor, Antalya yanıyor, yazan hani başka şehirlerde olan herkes, duramıyoruz biz diyorlar, duramıyoruz gerçekten yani. Onlar o kadar olmazdı. Tamam, Adana'nın kaderi diye düşünüyoruz. O var hadi. O bir kenarda cepte. Adana ile neydi? Dünyanın arasında yok. Türkiye ile dünyanın arası, güneşin arasında. Ay sabah sabah ayıkamadım bir tanelerim ya. Ben çoktan ayıktım da. Şimdi birden düşünmeden konuştuğum için. Güneşle Türkiye arasında ortada Adana varmış. Ay ona çok gülüyorum ya. Devam. Hani her yerde sıcak var da Adana gibi nemli mi değil? Nemden de biz bu kadar kötüleniyoruz. Ama bugün ne pişecek? Dün yapamadık. Kabak yaptım da bize de başka yemek yapacaktım. Kabak azdı çünkü köy kabağı olduğu için şöyle. Annemle eşim falan yesin dedim. Ben de bir kaşık aldım çok güzeldi. Nefisti nefis. Ekmeksiz bayılırım kabak yemeğine. Başka her şeyi ekmekle yerim de. Ben de dedim patlıcan tava plan yapsak. Nuran almış yani. Ama dün var ya, o şeyden sonra hiçbir şey yapamadık ya. Nuran gitti ben ay bay bay böyle kaldım üstüne. Su içinde zaten. Su içinde kalıyorsun. Üstünü değiştiğin an konuşamıyorum. Şey gitti. Şu meşhur dizi var ya o olana kadar git dedim.
Tamam dedim, bir spagettiye azıcık mı, her şeye razıyım dedim. Dizi başlamadan şöyle diziye bakarak yiyek bari dedim. Çok severim bol domatesli. Çekemedim ya, hani her gün makarna, her gün makarna olmasın diye. Kapağı çektim de. Bu da elmalı pasta. Nuran elmalı pasta hastasıdır. Bu pudra şekeri almadım. Yeğenim koymadı, biliyor musun, araya gider dedi. Şimdi koyarsam kutuya koyacağız ılık ılık. Sen dök dedi. Eve geldim, pudra şekeri yokmuş. Dün de markete gittim, pudra şekeri almadan geldim. Nuran da çok üzüldü. Dedim ki ne bileyim ya. Pahalıydı dedim, almadım dedim. Üzüldü, onun önemi dedi pudra şekeri dedi. Bugün çıkarsam alacağım. Al kızım, pasta yiyor musun? Bir kitap okumuştum. Kardeşimin hikayesi diye. İsmi yanlış söyleyebilirim ama. Zülfü Livaneli yazar galiba. Ama çok eskiden ya, beynim kalmadı. Ben eskiden okuduğumun gününü, tarihini, her şeyini bilirdim. Kardeşimin hikayesi diye. Tam ismini yanlış söyleyebilirim. Bilenler söylesin. Çok oldu çünkü, ama çok etkilendiğim için yıllarca hiç unutmam. Hep kurabiye gördüğüm zaman kahvenin yanında o kitap aklıma gelir. Filmde işte, kitaptaki karakter kahve çok yemek yemiyordu, hiç yemek yemiyordu hatta. Sadece içtiği kahve ve o yanında çalışanın yaptığı bademli kurabiyelerdi. Hiç unutmam. Sadece kahveyle bademli kurabiye. Yemiyordu yani bir şey filan. Fazla yemedi, hiç yemeğe düşkün değildi. Hep o kitap aklıma, çok etkilenmiştim o kitaptan. Güzel bir kitaptı. Hatta tekrar okumak isterim çünkü bende bir hastalık var. Okuduğum kitabı tekrar hayal ederek okumak isteme arzusu. Aynı kitabı 3-4 defa okumuşumdur. Yeni şeylere yelken açmaktansa. Ama mesela yeni 10 tane kitap alırsın da içinden 2 tanesini beğenirsin ya, öyle bir şeydir. Bizde böyle bir çok aşırı hastalık vardı işte anne. Şöyle hastalık derken yani okuma hastalığı vardı. Annem işte hasta olunca, eşim hasta olunca, aman iş güç, her şey sana kal. Kitap elime alamaz oldum, o kadar üzücü ki. Günde 2 kitap bitirdiğimi bilirim. Valla vardı yani. Nuran, ben, yeğenim, bir de benim arkadaşım, dörtlü herkes kitap alma yarışı. Ve bir de birbirimizle değişmeyi düşünün. Senede okuduğumuz kitabı düşünün. Bunlardan en çok etkilendiğim, kitap tarifleri isteyen olursa, Nar Ağacını hiç unutamam. Arada onu da mutlaka okurum. Mücella. Ay ikisi de harika. Ama o tabii ki Nar Ağacını asla unutamam. İşte yabancı bir kitap okumuştum. Onu hiç unutamıyorum ama ismini hatırlamıyorum. Stephen diye bir rahip vardı. Yani çok üzülü, bizim de olsa kitap, ama arkadaşımdan aldığım için, arkadaşım da zaten onun başka arkadaşlarına verdiği için kitabı da kaybetmiş, ismini de bulamıyorum. Stephen diye sadece bir rahip vardı, unutmuyorum orasını, müthiş bir kitaptı. İşte Nar Ağacını unutamam. Sizler hangi kitapları unutamazsınız mesela? Şimdi şu an aklıma gelmiyor ama yabancı yine Benzerlik diye bir kitap var. Ya beni benden alan kitaplar diyorum, ama bu dünyadan alıp götüren, bayağı başka boyuta geçtiğim kitaplardan bahsediyorum. Zaten çoğunu beğeniyorum da, zaten okuduğum kitapların %80'ini beğenirim. Ama bazen de tabii ki insanlara uymayan olabiliyor. Bak bak şunların sesine. Afiyet şifa olsun bir tanelerim. Acaba ne kadar oldu? Ben böyle konuşmaya dalınca. İstiyorum ki hemen yayınlayayım. Günlerden salı, sabahın seher vakti. Bir şey yapamadım mı? Çok üzülüyorum.
patlıcandan bir şeyler düşündük, birkaç çeşit. Dur bakalım, bugün yapabilir miyiz? Gerçekten çok sıcaktı. Gerçekten yani. Sıcak, başka bir boyuta geçtik sıcaktan. Neyse işte kitaplardan nereden aklıma geldi bir tane. Unutmadığınız kitapları yazın yaz. Yazarlarını. Ben zaten çok 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 yazarını, kitabın adını, konusunu asla unutmazdım. Bölüm bölüm, hatta asla yazardım bile yani okuduğum kitabı. Bunu tekrar okuyacağım diye not koyardım. Unutmadığım kitaplardan işte Nar Ağacı. Tabii ki yazarını da. Yani var ya, insanlar ya, gitgide yaşlandıkça her şeyi unutuyor. Çok ayıp yani. Ben bakıyorum çünkü çok iyi biliyorum. Bayan yazar. Çok. Herkese de tavsiye ettiğim için utanıyorum yani. İsmini nasıl hatırlamam ya, ben sabah oldum ha. Böyle oluyor bir tanelerim. Hemen bakıyorum. Nar Ağacı yazarı. Ay yani bunu benim unutma gibi bir şansım yok. Nazan Bekiroğlu. Ay nasıl unutabilirim ya. Nazan Bekiroğlu. Bir de mücellası var. Ay çok etkilendim. Şunun da saatine bir bakıvereyim mi? 16 dakika. Ay şöyle hemen arkamı dönmeden geliyorum bir tanelerim. Nazan Bekiroğlu, Nar Ağacı ve Mücella. Nar Ağacı zaten ayrı bir boyut ama. Mücella da çok çok etkilendim. Hatta geçen yine okumaya karar verdim. Bir türlü şey yapamadım. Mücella'yı soğukta okuyacaksın çünkü çok etkileniyorsun. Bazı kitapların da şeyi vardır. Mevsimi vardır. Ay ben çok dolu bir insanım aslında. Bakmayın böyle. Böyle bazen de çok 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 böyle şey yönüm vardır. Unutmasam neler söyleyeceğim de. Ne denirdi ya Einstein'a falan? O yönüm de vardır ya. Bir şey aklıma gelmiyor. Felsefi bir ruhum da vardır. Mücella'yı da. Yani onları mevsimini bile her mevsim okumam. Soğukta okunacak kitaplar vardır. Onların yaşadığı acıyı yaşayabilmek için. Tabii ki böyle pembe ki kitaplar vardır bir arada okur. Hani onları da yazın okuyacağım. Ay ondan da şey. Ada. Kitabın adı Ada. İki tane kitap var Ada isminde. Çok alakasız yazarlar tabii ki de bunlar. Yabancı ikisi de. O adanı ada olan film kitabın biri müthiş zaten. O böyle falan şey. Eğlence. Denizde, kumda onu demiyorum. O güzel, tamam okudum. Bir de Ada kitabının korkunç acı olanı var. Ay bir de ondan çok etkilendim. Çok çok. Soran olursa yazarına bakarım internetten. Çok çok etkili. Durun ya, bak güneşimiz çıkmaya başladı. An itibariyle saat 6:52. 5'te kalktı Fatoş. Buraları yıkadı, buz gibi etti. Zaten akşamdan şey yap, çiçeklerimi suladım. Çok 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 ölüyorlar. Biraz hasat yaptım onları, şimdi gösteririm. Onu da dağıtmışlar. İşte o, ya o kitap da unutamadığım kitaplar arasında Ada diye. Benzerlik de kitap. Ya bunlar beni çok çok okuduğum çok şahane kitapları. Bunlar başka boyuta geçiren beni. Mutlaka hepinizin olmuştur başka boyuta geçiren. Nasıl bil diyor? Orada orada yaşıyor gibi hissettim. Acısıyla, korkusuyla orada yaşıyor gibi hissettim. Sizlere doyum olmaz. Fatoş konuşur da konuşur. Sabah sesi böyle kısık olmasa biraz sonra açılmaya başlar da kahve açmıyor. Çay olması gerek. Sizlere doyum olmaz. Fatoş da susmaz. Sizleri o kadar çok seviyorum ki yüklensin istiyorum. Hemen yüklensin. Bugünkü yemeğimizi de artık düşünürüz. Umarım patlıcanımız araya gitmeden bir yemek yaparız. Çünkü çok pahalı almış Nuran. Nuran gitti mi pazar pahalı nedense. Kuzum sen nasıl gittin? 45 dereceydi o gün. Ben işte yeğenime gittim, bu kurabiyeleri yaptığımız gün.
Hemen kalkıyorum. Sizleri seviyorum. Yeni görenler duyanlar. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Yıkmıyorsunuz siz de. İlk girdiğiniz an beğeni tuşuna basın bir tanelerim. Beğeniler çok önemliymiş. Bizi de keşfete düşürmüyor YouTube, görüyorsunuz. Çok şey hak ediyoruz diye düşünüyorum, benim can ailemden duyduklarım için söylüyorum bunları. Onların kendim haddimi yoksa çok bilirim. Onların güzel sen hak ediyorsun demelerinden diyorum. YouTube'da bizi düşürsün artık. Şöyle bir düşürse var ya bir tanelerim. Ben bazı kanallarda görüyorum. Kimseyi kötülemek babında söylemiyorum ya, yemin ediyorum. Tabii ki birazcık geç açmamın da bunda etken oldu. Benim kanalı pandemi döneminde açsam, hani pandemi döneminde açıp da elini kolunu sallayarak video yapanların 50-60 bine çıktığını takipçilerinin. Ya geç kaldık. Tabii ki geç olsun da güç olmasın. Kısmetimiz de o kadarmış deriz biz de. Değil mi? Bak. İkindi güneşi, güneş güzele diyeceğim ama bu sabah güneşi kim acaba? Sabah güneşi de kalbi güzel edi. Hepinizi seviyorum. Gönlü güzel, kalbi güzellerim. Kahvemiz içtik. Ay. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen bakıyorum. Bir tanelerim, bugünkü hasatımı görüyorsunuz. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim size. O ikinci aldığım benim acebek tohumum bunlar. Bakın, bakın. Bir de öbür aldığıma bakın. Metrelik acebek çıktı. Allah seni kahretmesin güzel kızım. Allah'ım seni esirgesin. Heh, bakın görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Ay, bir metre acebek. Ay çok mutlu olduk dün Nurhan'la gördük. Yani düşün, bir tane koparana kadar bundan 4-5 tane çıkacak, şöyle 3 tane acebek boyunda. Şöyle şu sonradan aldım, ince diyordum ya. Bak şunlar benimki, kısa kısa olan kendi tohumum. Atalık, Fatoş'un atalık tohumu. Heh, bir de ne gösterecektim. Bak şu domatesimizi de artık sayenizde alalım. Bu ata tohumu dedi adam. Maşallah, ata tohumu da bir tane mi verirmiş? Koparayım da dedim, tekrar versin dedim. Bakın bakın, şöyle bir koklayacağım vallahi. Anam. Ama şunlar daha fazla kokuyor ya. Bak onlar acayip kokuyor. Gördünüz mü? Atalık tohum. Ay acanlar vallahi, övünmek gibi olmasın. Kocaman da bahçesi olup vlog bu kadar da toplamıyorlar. Yok o araya gitti, yok bu kurudu. Allah'ım tabii kur, benimkinler yanıyordu o gün. Şöyle bir şey daha göstereceğim size. Evet, şimdi şaşıracaksınız. 2-3 gün önce ektiğim bamyalarımı gördünüz mü? Birlikte ektiğimiz bamyalar. Ya erken kalkan yol alır demişler. O gün ekmesem bugün bu şekle gelmeyeceklerdi. Şimdi bunda da bu boştu. Bir tane saksım kırılmıştı. Onu buna doldurdum. Şimdi ona düşünüyorum yine bamya mı ekeyim. Süs biberlerim bu sene az. Görüyorsunuz. Gerçi bu bir tanesi herkese yeter. Şu var ya. Şunu görüyor musunuz? Teneke bu. Yağ tenekesi. Bu herkese yeter. 10 kişiye yeter aslında. Bakma sen. Bunun toplaması Berk'in görevi. Heh. Da benim prensesim, bu senenin prensesi de bu. Aslında şu an ekranda göründüğünün 10 kat koyu ve güzel rengi ama çok parlıyor. Ay arılarımız, görüyor musunuz? Arılarımıza bakın bir tanelerim. Onlar Fatoş'un arıları. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hep benimle kalın. Rabbim gönlünüzden geçen tüm iyi dilekleri kabul etsin. Bugün hepimiz birbirimize bir müjdeli haber veririz inşallah. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.